Merhabalar, ben Muhammed Çumanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Instagram canlı yayınlarımda belki de binlerce kez sorulan çok önemli bir konuya açıklık getireceğim. Biten bir ilişkinin ardından tarafların tekrar bir araya gelmek için uğraşmaları, eski güzel günlere duyulan özlem, yaşananların bir türlü unutulamaması, olumsuzlukların değil de sadece güzel anıların hatırlanması gibi birçok nedenden dolayı eski sevgiliye geri dönme isteği ağır basıyor ya da eski sevgiliniz size geri dönmek istiyor. Peki hangi durumlarda eski sevgilinin geri dönmesine izin verilmemelidir? İşte eski sevgiliyle asla bir araya gelmemek için 7 önemli neden. 1. İlişkinin gidişatını ve mutluluğu sadece maddiyatla ölçen para göz eski sevgili. İlişkinin başlarında maddiyatı çok fazla sorun etmediğini söyleyen fakat ileriki süreçlerde ilişkiye dair olumsuzlukları gündeme getirirken her konuyu maddiyatla ilişkilendiren bir insanla sağlıklı bir ilişki yaşamak mümkün değildir. Tabii ki maddiyat olmadan bir ilişki sürdürülemez ama özellikle sonradan görme olan ve kendisinde ya da ailesinde bir şey olmadığı halde sevgilisinden aşırı beklentide olan bir insanla asla bir ilişki yaşamayın. Zaten seven bir insanın sevgilisine sürekli olarak harcama yaptırmaya çalışması düşünülemez. Onu durmadan pahalı yerlere götürmeye çalışmak, halden anlamamak, aralarında ciddiyet bulunmayan insanların ilişkilerini örnek gösterip maddi kıyaslara girerek sevgiliyi aşağılamaya çalışmak gibi birçok şey o insanın sevgilisini sadece maddiyat olarak görmesinden kaynaklanır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin sizi maddi sömürü aracı olarak kullanan bir eski sevgiliniz varsa onunla tekrar bir araya gelmek yapacağınız en büyük hata olacaktır. 2. Aradan aylar, yıllar geçtikten sonra geri dönmek isteyen sevgi. İlişkilerde mutlaka sorun yaşanır. Sorun yaşanmayan ve tartışma olmayan ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Sorun yaşanmayan ilişkilerde taraflar birbirini tanıma fırsatı da bulamazlar. Çünkü bu tarz ilişkilerde samimiyet söz konusu değildir. Taraflar yapılanları görmezden gelerek sadece gün geçirme derdindedirler. Bu gibi ilişkilerin bitmesi sebepsizce olur. Sorunsuz ve harika gibi görünen ilişkilerin ömrü, tartışma yaşanan ama yaşanan tartışmaların çözüme ulaştırıldığı ilişkiler kadar uzun sürmeyecektir. Özellikle arada bir problem yokken kadın ya da erkekten birinin aniden ilişkiyi bitirmesiyle sonuçlanan bir durumda giden taraf aradan aylar geçtikten sonra geri dönüyorsa genel olarak ya başka birini bulamamış ya da terk ettiği kişinin peşine düşmemesi egosunu zedelemiştir. Bu söylediğim durum giden tarafın sevmemesiyle alakalıdır. Seven bir insan da hararetli tartışmalar sonrasında sürekli olarak ayrıl barış yapmaktan sıkılıp artık olmayacağını düşünüp gidebilir. Bu yüzden her gidenin sevmediği inancı tamamen saçmalıktan ibarettir. İlişkide tek başına savaş vermeye çalışan bir insan artık bazı şeylerin farkına varıp tüm kapıları kapatabilir. Karşı tarafın aklı başına çok sonra gelir ama bu da nafiledir. Bu yüzden aylar sonra geri dönmek isteyen sevgiliyi bu söylediğim durumlara göre değerlendirin ve sevmediği halde geri dönmek isteyen birini asla kabul etmeyin. Çünkü ileriki süreçlerde aynı durumu tekrar yaşamak durumunda kalacaksınız. 3. Aranızdaki özel her şeyi ailesine, çevresine anlatan eski sevgili. İlişkide yaşanılan şeyler sadece sizi bağlar. Eğer aranızda geçenleri kankalarına, arkadaşlarına, ailesine, hatta hiç tanımadığı insanlara anlatan bir sevgiliniz olduysa, bu insanın size verebileceği hiçbir şey yoktur. Özellikle mahrem konuları ya da sevgiliye dair anlatılmaması gereken olumsuz durumları başkalarına da söyleyen bir insan, yüzünüze iyi konuşup başkalarına sizi kötüleyen ikiyüzlü bir insandır. Bu yüzden yaşanılan olumsuzlukları ilişki sallantıdayken ya da ilişki bittikten sonra sürekli olarak dile getiren ve sevgilisinin arkasından atıp tutan bir insan size tekrar geri dönmek isterse onu kabul etmeyin. Çünkü bu insan aynı şeyleri yapmaya devam edecek ve yatak odanız dahil her konuyu başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir. Bunu kendi kişiliğinize yakıştırmıyorsanız onu sevseniz dahi tekrar geri dönmesine müsaade etmeyin ve onu artık kafanızdan silin. 4. İlişkiye dair sorunları siz dahil herkesle konuşan ve kendi fikriyle değil başkalarının yönlendirmesiyle hareket eden eski sevgili. Çok önemli ve üstünde durulması gereken bir konu.
sevgilinizle yaşadığınız tüm sorunları başkaları da biliyorsa ve sevgiliniz kendi fikriyle değil de başkalarının fikriyle hareket eden biri ise bu ilişki iki kişinin yaşadığı bir ilişki olmaktan çıkmıştır. Kendi duygularının farkında olmayan, aranızda yaşanan her sorunu tanıdığı tanımadığı herkese açan bir sevgili, her ne kadar ben kimsenin fikriyle hareket etmem dese de aslında onların fikrini almak için onlara anlatmayı seçer. Hatta çevresinden, akrabalarından gelen her tepkiyi hesaba katarak ona göre bir davranış sergiler. Durum öyle karışık bir hale gelir ki artık ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Çünkü rüzgar nereye eserse oraya gider ve kendisini çok seven bir insanı dahi kendinden uzaklaştırır. Aylar sonra belki aklı başına gelir ama eski sevgilisi de bu durumun farkına varmış olur. Bu yüzden bu tarz insanlarla sevgili dahi olmamanızı öneririm. Eski sevgiliniz bu tarz bir insansa onu ne kadar sevseniz de geri dönmesine müsaade etmeyin. Çünkü evlenseniz bile evliliğiniz asla iki kişinin yaşadığı bir evlilik olmayacaktır. Tabii ki aileler de bazı konularda etkilidir ama aranızdaki her konuyu ailesine, arkadaşlarına, tanıdığı, tanımadığı herkese anlatan biri çok tehlikeli bir insan tipidir. Kendi fikriyle hareket edemeyen biri yarın bir gün sizi yarı yolda bırakacaktır. Bu yüzden çok dikkatli olun. 5. Sürekli ayrıl barış ilişkisi yaşıyorsanız ve ayrıldıysanız. Her ilişkide ayrılıklar yaşanabilir, bu normaldir. Ama saçma sapan başkalarına söyleseniz bile onların güleceği nedenlerden dolayı tartışmalar alevleniyor ve sonrasında ayrılık yaşanıyorsa bu gerçekten büyük bir sorundur. Birbirini gerçekten seven iki insan varsa ve bazen bir alttan almak zorundaysa bu iyi bir şeydir. Ama her şeyi alttan aldığınız halde sevgiliniz durmadan tartışmak için bahaneler buluyorsa, anlam veremediğiniz soğukluklar sergiliyorsa o ilişkide zaten kalmak hatadır. Seven bir insanın bile bunlara tahammül etmesi asla düşünülemez. Gününüz gayet güzel giderken birdenbire her yoruma açık bir konuda size soru sorup sizi panikletip saçma sapan bir cevap vermeye iten ve sonrasında bunu ayrılık için bahane olarak kullanan bir sevgiliyle asla yapamazsınız. Ondan bir şekilde ayrıldıysanız, aradan bir müddet geçtikten sonra hatasını anladığını düşünüyorsanız onu affetmek ya da affetmemek size kalmıştır. Ama sürekli olarak aynı konularda ayrıl barış durumu yaşıyorsanız ilişkinin devamı sizi fazlasıyla yıpratacak ve psikolojiniz bozulmaya başlayacaktır. Bazı konularda tartışmak normaldir ama hiç alakasız ve saçma sapan konuları büyüten biriyle zaten yapamazsınız. Sürekli olarak olayları büyütürseniz, her konuda huzursuzluk çıkarmaya çalışırsanız, hiçbir zaman alttan almazsanız sevgilinizin sizi terk etmesi de gayet normaldir. 6. Kendisi istediği gibi yaşarken sizi sürekli kontrol altında tutmaya çalışmış eski sevgili. İlişkiler denge üzerine kurulur. Hiçbir insan yaşamadığı, yapmadığı bir şeyi karşı taraftan isteme lüksüne sahip değildir. Eğer böyle bir sevgiliniz olmuşsa, kendisi geceleri akarken sizin evden dahi çıkmanıza izin vermiyorsa böyle bir insanla sağlıklı bir ilişki yaşamanız söz konusu değildir. Aldatmaların en büyük nedenlerinden biri de budur. Çünkü size her şeyi yasaklayan o insan kendi yaptıklarına mutlaka bir kılıf bulur. Hatta durum öyle bir hal alır ki sizin her şeyinize karışır, siz müdahale etmeye kalkıştığınızda sizi aşağılar ve ayrılmakla tehdit etmeye başlar. Bu durumu kabullenemeyip ayrıldığınız durumlarda sizi an ve an takip etmeye başlar. Hatta peşinizi hiçbir zaman bırakmaz. Televizyonlarda gördüğümüz birçok haber de bu konuyla alakalıdır. Biliyorsunuz zaten. Aşırı baskıcı insanlar sonraki süreçlerde hakaret ve dayağa başvurmak gibi acizce ve psikopatça hareketlere girerler. En tehlikeli ve saplantılı davranışlar bu tarz insanlar tarafından sergilenir. Eğer böyle birisinden ayrılmışsanız geri dönmesine asla müsaade etmeyin. Sizi zorlar ya da tehdit ederse korkmayın ve mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunun. Çünkü bu tarz insanlar her türlü tehdit, hakaret ve şantaja meyilli insanlardır. Dikkat edin. 7. Ayrıldıktan sonra kendini dağıtan eski sevgili. Siz de sevgiliyken herhangi bir zorlama yapmadığınız halde size uyum sağlamak için güzel bir davranış içine giren, yaşantısına, giyimine, arkadaş çevresine çok fazla dikkat eden biri, ayrılık yaşandıktan sonra ilk tanıştığınızdan çok daha farklı bir insana dönüşmüş. Nerede akşam, orada sabah etmeye başlamış.
ortamlara girmeye, hayatına başkalarını almaya başlamış, sizi unutmak için başkalarını yara bandı olarak kullanmaya başlamışsa, bu insan geri dönmek için ileriki süreçlerde mutlaka bir girişimde bulunacaktır. Fakat ilişkinize olan saygısını yaptıklarıyla zaten kaybetmiştir. Arkanızdan olumsuzlukları sürekli olarak dile getiren ve sizi kötüleyen bir insanla yeniden başlamak, kendinize olan saygınızı da kaybedeceğinizi gösterir. 8. Sevseniz ve sevilseniz de uyumsuzluğu dibine kadar yaşadığınız eski sevgili. Aranızda sevgi bağı vardır fakat hayat tarzı, kültür farkı, düşüncelerin tamamen farklı olması ve ortak nokta bulunamaması gibi birçok şey ilişkinin yürümeyeceğinin en bariz göstergesidir. Uyum denilen şey çok komplekstir. Yaştan tutun da aile yapısı, arkadaş ortamı, giyim kuşam, ten uyumu, fedakarlık, sevgi saygı gibi birçok konuyla alakalı ve bağlantılıdır. Arada uyum varsa, sorunlar yaşansa da kısa zamanda çözüme ulaştırılır. Hatta bu süreçte kimin aradığı sorduğu çok önemli değildir. İki taraf da seviyorsa taraflardan birinin hep arayan ben olmam demesi ortada sevgi olmadığının göstergesidir. Yaptığınız hatalar sonrasında gidene dur diyememek, sürekli olarak egoyla hareket etmek, huzursuzluk çıkarıp seven insanı kaçırdıktan sonra da gereksiz gurur yapmak ilişkinin yürümeyeceğini gösteren en bariz işaretlerdendir. Bazı insanlar uyumsuzluğu gördüklerinde sevseler bile artık geri dönmek için bir çaba içine girmez ve unutmaya çalışırlar. Önceleri gurur yapmayan ve arayan bir sevgili artık aramıyorsa ipleri koparmıştır. Bu yüzden sadece gidenin değil, bazen de kalanın kendini sorgulaması gerekiyor. Gitmesi için her şeyi yapıp da iş işten geçtikten sonra dönmesi için çaba sarf etmeyin. Bu yüzden uyumsuzluğun farkına varan biri eski sevgilisinin geri dönüşüne müsaade etmek gibi bir hataya da düşmemeli. Hatasının farkında olmayan ve tüm suçu sizde arayan birisi zaten uyumlu olmak adına bir çaba sarf etmeyecek ve size aynı şeyleri yaşatmaya devam edecektir. Söylediğim bu maddelerin geneli eski sevgilinizde mevcutsa geri dönmek istese bile buna müsaade etmeyin. Çünkü hatasını bilmeyen ve çözüm odaklı olmayan bir sevgiliyi kolay bir şekilde affetmek ve yeniden bir araya gelmek aynı şeyleri yapması için ona fırsat vermektir. Eğer gerçekten pişman olmuşsa ve tekrarı yaşanmayacaksa belki bir istisna söz konusu olabilir ama düzelmeyeceğine eminseniz boşuna kendinizi yorup hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Video hoşunuza gittiyse destek için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.